Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Diyarbakır Otogarı'ndayım. Saatlerimiz 10:15 geçiyor. Özel Diyarbakır ile Diyarbakır'dan Erbil'e gideceğim. Erbil'de size bir fiyat araştırması yapacağım tekrardan. Bildiğiniz üzere Ekim ayında bir video yapmıştım. 14 Pro almaya Irak'a gidip gelmek mantıklı oluyor mu diye bir sürü yorum geldi. Yani sayamayacağım kadar böyle yetişemiyordum yorumlara. Benden sonra video çeken arkadaşlar da oldu hatta. O yolu, o kanalı açtıktan sonra bayağı bir patladı Irak. Gidenler, gelenler oldu. Hatta telefon fiyatları ben aldıktan sonra bayağı bir arttı. Şimdi tekrardan düştü. Bildiğiniz üzere kayıt 6 milyarı geçti. O zamanlar 2700'dü. Şu an 6000'i geçti. Kayıt arttı ama telefon fiyatı düştü Ocak'tan sonra. Başka aktarmak istediklerim, dediğim gibi bu sefer Erbil'e gidiyorum. Öncekinde Zao gitmiştim, bir öncekinde Erbil'e, şimdi tekrardan Erbil'e. Bu S23 Ultra'lar çıkmış. Apple Watch Ultra almıştım ben, video çekmemiştim. Onun fiyatlarını söyleyeceğim, göstereceğim size. Bir de çok soru gelmiş, pasaport gerekiyor mu, pasaport gerekiyor mu, kimlikle mi gidiliyor diye. Arkadaşlar, pasaportunuz gerekli. Pasaport olmadan Irak'a gidemezsiniz. Irak ikiye bölünmüş bir devlet. Bağdat tarafı vize istiyor ama Erbil, Zaho, Duhok, bunlara vize almanıza gerek yok. 30 gün kapıda size vize veriyorlar. Dediğim gibi pasaportunuzun da hani belirli bir süresi oluyor. Hani 10 yıllık pasaportu oluyor, 1 yıllık oluyor. Pasaportunuzun süresinin 6 aydan az kalmaması lazım. Eğer 6 aydan 1 gün eksikse kesinlikle Irak'a giremezsiniz. Size hepsini böyle baştan detay veriyorum ki, çünkü ben bazen sonlarda hepsini anlatıyorum tek tek, çoğunuz izlemiyorsunuz sonuna kadar, fiyatları görüp kapatıyorsunuz, onun için böyle soru soruyorsunuz hani kimlikle mi gidiliyor, gidilebiliyor mu, bunları bayağı sordunuz. Aktardım, şimdilik bilmeniz gerekenler bunlar. 10.30'da yola çıkacağız, 15 dakikamız kaldı, Erbil'e doğru gideceğiz. Hepsini sizlere teker teker aktaracağım bu videoda. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 3.30. Şu anda Irak tarafına geçtik, şöyle göstereyim, sıradayız. Türk tarafında pasaportlarımıza mühür vurduktan sonra direkt şurası, karşıda Türk tarafı gördüğünüz gibi, oradan bu tarafa, köprünün üstüne geliyoruz. Buradan da Irak tarafına geçeceğiz. Irak tarafında şurada pasaportlarımıza mühür vurduktan sonra artık Zaho tarafındayız. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Dediğim gibi saatlerimiz 3.30. 10.30'da Diyarbakır'dan çıkmıştık. Gayet güzel ilerliyoruz. Sınır şu an güzel. Güzel güzel gidiyoruz, öyle söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda devam edeceğiz. Saatlerimiz sabah 5. Şu anda Zaho'ya girmiş bulunmaktayız. Sınırı gayet hızlı bir şekilde geçtik. Gece 3 civarıydı, girdik. İşte saat, dediğim gibi, sabah 5 geçtik sınırı. Gayet güzel bir şekilde geçtik. Ama dönünce o kuyruğu gördüm. Bayağı bir uzun bir kuyruk, herhalde bizi bekliyor. Şimdi dediğim gibi Zaho'dayız. Erbil'e doğru devam ediyoruz. Erbil'de tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Erbil otogarındayız. Saatlerimiz sabah 10.30. Sabah 8'de Erbil'deydik. Ben direkt yatmıştım otobüsün içinde. Şimdi uyanabildim. Otobüsü şöyle park ettik. Erbil otogarındayız. Birazdan otogardan çarşıya doğru gideceğiz. Bunların hepsini aşama aşama sizlere çekeceğim. Erbil'in çarşısındayız. Otogardan taksiyle buraya geldik. Taksi 5 dinar tuttu. 5 dinar da yaklaşık kurla beraber 12 TL. Kur şu an 12,5. 1 dinar 12,5 TL, yani 62 TL'ye denk geliyor. Bu da gayet iyi bir tutar. Bayağı uzak bir yol geldik. Dediğim gibi şu an çarşıdayız. Telefonculara doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Erbil'de bir tane telefoncuya geldik. Burada tek tek sizler için fiyatlarını öğreneceğim. S23 Ultra var, iPhone 13'ler var, 14'ler var. Hepsinin fiyatını tek tek şimdi soracağız abiye. Merhabalar abi. Abi ilk önce en çok merak edilen S23 Ultra. Onun fiyatı nedir?
şekilde öğrenmiş. Fiyatı 1150 dolar. 1150 dolar. Bu saati var mı yoksa tek o mu? Tek. Tek SUV mü 3 Ultra? Saat 100 dolar fark var. 100 dolar fark var. Yani 1250 dolar. 1250 dolar. Abi şu an 14 Pro Max'in fiyatı nedir? 14 Pro Max. Mor. 128. 1350 dolar. 1350 dolar. 256'lık mı? Tabii. 128'lik ne kadar? 128.100 dolar. 1200 dolar. Abi 13 Pro Max'ler ne kadar? 13 Pro Max 1250 dolar. 256 GB. 128'i ne kadar abi? 1150 dolar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir mağazaya geldik. Burada tek tek size bu hani iPhone'dan başka telefon fiyatları görmek istiyordunuz. Onların hepsini tek tek göstereyim size. Burada Oppo'lar var. Şöyle modellerini göstereyim. Ben size zaten fiyatları yazıyor burada. Mesela 8128, 8 GB RAM, 128 GB hafızası var. Şöyle Oppo'ları görüyorsunuz. Altında da satış fiyatları var zaten. Oppo'lar şu şekilde. Şurada da var. Göstereyim şunu da. Şurada da Vivo diye bir marka var. Onun buradaki bakalım fiyatları, bunun yazmıyor. Bunun, evet, bunun fiyatları yazmıyor. Arkada var galiba. Şuradaki şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel telefonlar. Şöyle 157 dolar, 217 dolar. Şöyle şu şekilde 155 dolar. Gayet güzel telefonlar. Yani kullanılabilecek seviyede olanlar. Burada Xiaomi'nin 12 Lite'ı var. Şöyle 369 dolar. Redmi 10 var. Şöyle 4 GB RAM'i, 6 GB RAM'i fiyatlarını görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi 11 Pro var. Burada Redmi Pad'ler var. Xiaomi 12'nin fiyatlarını görüyorsunuz. Poco'nun. Şöyle hepsinin detaylı göstereyim size. Mi 11T var. Redmi Note 11 düz var. Şöyle şurada Note 11 Pro'nun 8 GB RAM, 128 GB modeli var. 252 dolar. Şöyle şuradaki 11 Pro Plus'mış. Şöyle göstereyim hatta. Bu büyük olan modeli. Ben de ilk defa gördüm bunu. Gayet güzel bir modelmiş. Şurada da Mi 11T var. Gayet güzel bir telefon bu da. Bakalım burada da Infinix diye bir marka var. Bunda fiyatlarını göstereyim size. Şöyle tek tek görüyorsunuz. Yani şu anda bugünün kuruyla 19-18 dolar kuru. Oradan hesaplarsınız artık şöyle tek tek. Mesela 98 dolara, 115 dolara bayağı güzel telefonlar var. Şurada Samsung A13 var. Görüyorsunuz fiyatını. Burada A04 diye bir modeli var. Fiyatını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada A04E diye bir modeli var. Burada Honor'un standı var. Honor'un markalarını görüyorsunuz. Gayet şık telefonları var Honor'un da. Oh, bayağı iyiymiş vallahi bu. Görüyorsunuz. Şöyle Magic 4 Pro var. 900 dolar, 8 GB RAM. Canavar gibi telefon gerçekten. Bayağı güzel. Şöyle koyalım. Burada da devamı var. İşte ucuz modelli Honor'lar var. Şöyle 125 dolar, 139 dolar, 179 dolar diye gidiyor. Burada Samsung standımız var. Şöyle S23 serisi var. Burada S21 Fan Edition var. 549 dolar. A73 var. 469 dolar. Şöyle gayet güzel gördüğünüz gibi. Burada M23 var, 265 dolar. M13 var, 181 dolar. Şöyle şu şekilde A23 var, 179 dolar. Burada Samsung'un tabletleri var, şu şekilde göstereyim size. Burada Huawei'in MatePad serisi var, 209 dolara düşmüş. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle bakalım. Z Fold 4 var. Bu en son çıkan 1100 dolar. 512 GB ise 1200 dolar.
Z Fly 4 var şu şekilde katlanan içe doğru. O da 700 dolar ve 800 dolar şeklinde. Dediğim gibi gayet burada fiyatlar uygun. Güzel Android fiyatları da bu şekilde diskler için. Baktım şurada köşede de var. Bakalım bunlarda fiyatlar yazıyor mu? Evet yazıyormuş. Bakın burada 20.000 mAh powerbank 42 dolar diye yazıyor. Burada bir Bluetooth hoparlörü var Mi'nin. O da 34 dolar. Şöyle fiyatını yazanları göstereyim size. Başka fiyatı yazan da yok zaten. Şurada aksesuarlar mevcut zaten. Şöyle bir LED varmış 29 dolara. Gayet uygun, gayet güzel. İsterseniz şimdi başka markalara bakalım sizlerle. Kabil'de bir AVM'nin içine geldim. Burada Huawei'in mağazası var. Tek tek sizlere bir Huawei'in fiyatlarına bakalım burada da. Evet arkadaşlar gayet güzel bir mağaza bizi karşılıyor burada. Şöyle Huawei Nova Y61 modeli var. 4 GB RAM, 64 GB hafızası 118 dolar. Burada Huawei'in tableti var. Şurada şöyle yaklaştırayım. 209 ve 229 dolar olarak değişiyor. Burada Huawei'in kulaklıkları var. Gördüğünüz gibi FreeBuds, FreeBuds Pro 2 fiyatlarını görüyorsunuz. Şurada da yine aynı FreeBuds Pro 2 var. Şurada da modellerini görüyorsunuz. Hemen şu tarafa dönelim. Burada Huawei GT 3 Pro var. Şurada şöyle fiyatlarını görüyorsunuz. Nova Y90 var. Fiyatlarını yine görüyorsunuz. Şöyle gayet şık bir saati var Huawei'in burada. Burada böyle kordonlara göre anladığım kadarıyla fiyatlandırması da o şekilde yapılmış. Hani hasır kordon olur. Şöyle spor kordonlar var. Şurada gördüğünüz gibi Huawei Watch Fit 2 var. Band 7 var. Fiyatlarını görüyorsunuz. Şöyle döndüğümüzde burada yine Huawei'in şöyle ben göstereyim. Siz videodan zaten bakarsınız şöyle modellere. Ben çok Android'lerden anlamıyorum öyle söyleyeyim size. Burada Huawei'in Nova 10 serisi var. Gayet güzel bir telefon. Fiyatları da şurada yazıyor. SE'si var. Nova SE. O da burada yazıyor. Şurada tekrardan yine burada da fiyatlar gördüğünüz gibi. Şurada Huawei'in bilgisayarları var. Şöyle onların da fiyatını hemen bakalım. Şurada i7 16 GB RAM 512 SSD 930 dolar. 8 GB RAM i5 730 dolar. Şurada gördüğünüz gibi fiyatlar yazıyor. Burada şöyle bir tablet ve notebook'u var şöyle ekstra takılan. O da şurada yazıyor fiyatları. Böyle döndüğümüzde burada Mate 11 var. Şöyle gayet güzel bir şey tablet bu da. Şöyle Huawei'in masaüstü 4K ekranı var. Bunun fiyatı yazmıyor galiba. Şöyle şurada FreeBuds var yine 99 dolar. Şöyle güzel telefonları da var Huawei'in. Saatleri de özellikle çok güzel. Yani Huawei'de fiyatlar bu şekildeydi. Şimdi isterseniz başka mağazalara bakalım burada. Evet arkadaşlar şimdi bir böyle teknoloji marketine geldim AVM'nin içinde. Sizlere burada bayağı geniş bir yelpazesi var. Böyle tek tek ürünleri göstermek istiyorum. Böyle kaba taslak böyle ilgi çekecek ürünler daha doğrusu. İsterseniz hadi hep beraber bakalım bu ürünlere. Evet arkadaşlar şimdi içeri girdiğim zaman ilk önce böyle MacBook Pro M1'ler var burada. Şöyle 2549 dolar. Şurada da özellikleri yazıyor şu şekilde. Şöyle yan tarafa geldiğimiz zaman burada da yine 14 inçlik bir M1 Pro çipe sahip bir MacBook Pro'muz var. Burada ise tekrardan yine özelliklerini görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Burada da yine MacBook Pro'muz var. Şurada MacBook Air'imiz var. 1649 dolar. Gayet güzel. İyi fiyatlar bunlar. Tabii laptoplar gidince neler oluyor? Fiyat şey vergi alınıyor mu alınmıyor mu? Bunları tam olarak bilmiyorum. Dilerseniz buradan hemen iPad fiyatlarına bakalım. Bakın şurada yazıyor Pro 12.9. Şöyle yakınlaştırabilirsem size yakınlaştırayım. Bak iPad 10. nesil onun fiyatı yazmıyor. Herhalde o yeni geldiği için şu anda piyasada bulunmuyor diye tahmin ediyorum. Şöyle Air'lar var. Kulaklık fiyatlarını görüyorsunuz.
Şurada şöyle adaptörleri görüyorsunuz. Şöyle orijinal adaptörler. Kalem uçları şu şekilde. Şöyle göstereyim ben. Şurada 21 dolara şarj başlığı var Apple'ın. Orijinal. Şurada keyboardlar var. 119 dolara. Şöyle büyük keyboardlar var. 239 dolar. Şöyle görüyorsunuz. Zaten AirPods'ları gösterdim. 3. nesil, Pro 2. nesil ve AirPods normal 2. nesil var burada. Şurada Apple TV var. Şöyle 229 dolar. Diğer Apple TV ise 219 dolar. Bu herhalde şuradaki en son çıkan. Burada HomePod Mini var 125 dolar. Yine HomePod Mini'ler 125 dolar. Şurada Watch Ultra'mız var. 799 dolar. Yani şu elimdeki görmüş olduğunuz model. Ben 745 dolara almıştım. Burada 799 dolar. Yanılmazsam Series 7 var 419 dolara. Şurada bir Watch 8. Bunlar simli model. 1000 dolar. Şurada şöyle fiyatları tekrardan yakınlaştırayım. Şurada fiyatları gözüküyordur. 13 Pro Max'in falan var. Üst tarafta 14 Pro Max'in fiyatları var. Şöyle şu tarafa geldiğimizde kulaklıklar var. Ya ben böyle gösteriyorum. Zaten hepsinin üstünde fiyatlar yazıyor. Bugünün kuru da yanlış olmazsam harem altından çevriliyor. 19-18. Tek tek çevirebilirseniz hani işinize yarayanları çok güzel olur. Şurada kılıflar var. Önce şunları göstereyim. Şurada şöyle Google'un ürünleri var. 45 dolar. Gayet güzel ürünler bunlar da. Şurada kılıf aksesuarlar var. JBL'ın şuradan, bunlarda fiyat yazmıyor da bir tanesinde Anker'de yazıyor 25 dolar. JBL'ın diğer ürünlerinde yazmıyor. Keşke yazsaymış bunlarda da ama yazmıyor. JBL'lerde yazmıyor. İler. Bakıyorum şimdi. Şurada Apple'ın yine bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları mevcut. Şöyle iMac'ler, şöyle özelliklerini göstereyim. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi iPhone'un orijinal kılıfları, aksesuarları mevcut. Fiyatlarını görüyorsunuz. Şurada benim istediğim bir ürün var, 79 dolar. Gayet güzelmiş varlıklarda. Şurada da AirTag şeyleri mevcut, anahtarlıkları. Gayet güzel bu standta. Evet arkadaşlar, burada Bluetooth hoparlörlerin fiyatlarını buldum. Şurada hepsinin fiyatı yazıyor. 59 dolar, 69 dolar Anker'in, JBL'in 139 dolar. Gayet güzel. Burada dev bir bu şey, akıllı taht herhalde. Bu bizim ilgi alanımıza pek girmez. Şöyle şu şekilde, burada da zaten bu modelleri göstermiştim sizlere. Şuradaki modellerin hepsini göstermiştim. Sadece Samsung vardı. Onu göstereyim ben tekrardan. Şurada S23 Ultra ve S23 Plus var. S23 Plus 849 dolar. S23 Ultra burada 1100 dolar. Burada daha uygun fiyata S23 Ultra'yı alabilirsiniz. Gayet güzel ve şık bir telefon bu. Bence hoş duruyor yani. Burada başka ne var? Z Fold 4 var. 1200 dolar. Z Flip 4 var. 700 dolar ve 800 dolar bandında. Şurada neler var? A03 var. 129 dolar. A04S var. Şöyle A04 var. Telefonlar bu şekilde. Burada tuşlu telefonlar var. 9 dolara şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Burada Samsung'un tabletleri var. Tab S7 Fan Edition 429 dolar. Galaxy Tab S8 Plus 909 dolar ve 800 dolar bandında bunlarda. Hani o kadar çok ürün var ki nereye gideceğimi tam olarak ben de çözemiyorum. Burada klavyeler var. Şöyle göstereyim. Logitech'in 100 dolara şöyle klavye mouse setleri var. Kulaklıklar var 149-169 dolara. Şöyle çekeyim. JBL oyuncu kulakları var. Kulaklıkları var 200 dolara. Gayet güzel. Burada bir şeyimiz var. Mouse'umuz var 29 dolara. Şurada var. Şurada da bir mouse'umuz var. Şu şekilde gayet güzel, geniş bir yelpazesi olan bir
mağaza burası. Yani geldiğinizde Erbil'de, Family Mall'da buraya gelip birçok ürünü bir arada bulup hem karşılaştırıp hem alabilirsiniz. Şöyle şu tarafa gittiğimizde televizyon fiyatlarına hemen böyle üstten bir bakalım. LG'nin televizyonu var. Şurada model numarası yazıyor, $1,800. Şurada başka bir LG'nin televizyonu var, $1,249. Şurada var, $1,209. Şöyle bir LG'nin şeyi var, televizyonu $479. $309. Model numaraları yazıyor, hepsini karşılaştırabilirsiniz. Ben detaylı olarak çekiyorum size. Videoyu durdurup karşılaştırabilirsiniz. Burada da LG'nin başka bir modeli var. Şöyle fiyatını gösteriyorum. Irak'ın kendine ait bir markası herhalde bu da. Gayet güzel televizyonları var. Bunları Türkiye'de büyük ihtimalle bulamazsınız. Xiaomi'nin mi televizyonu var diyeceğim. Aynen, Mi'nin televizyonu varmış şöyle $200. Gayet güzelmiş bu da. Şöyle geldiğimiz zaman burada Samsung'muş, evet. Şuradaki Samsung $569. Yine model numarasını gösteriyorum. Burada Mi'nin televizyonu var. Şöyle $506. Burada da başka bir modeli var, $489. Gayet güzel. Dediğim gibi bayağı ürün var. Burada gördüğünüz gibi Braun'un ürünleri var kadınlar için. Şöyle fiyatlarını göstereyim ben size. Sizler karşılaştırmasını yaparsınız. Şöyle ben gösteriyorum tek tek. Şöyle altı da göstereyim. Şöyle yavaş yavaş sizler için gösterdim. Burada da erkekler için tıraş makineleri var, $125. $56. Saç düzleştiricileri var, $68. $74. Gayet iyi fiyatlar diye düşünüyorum. Şurada Philips'in bir ürünü var, $29. Şöyle gayet geniş yelpaze. Yani bayağı ürün var, bunların hepsini tek tek bu videoya sığdıramam herhalde. Ama başka bir video yapabilirim sizler için ev aletleriyle ilgili. Şöyle burada arka tarafta PlayStation'ın standı var. Xbox, PlayStation falan var. Onları da göstereyim ben size. Video çok uzun olmasın. Fazla sıkmayayım da sizleri. Burada PlayStation 5 var. Bunu göstermişken hemen söyleyeyim. PlayStation 5. Bunu aldığınız zaman $600. Gümrükten geçirdiğiniz zaman bunun 5000'e yakın bir vergisini alıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Neden PlayStation 5 getirilmez? Bu sebepten dolayı. Burada direksiyon setimiz var, $249. Şöyle Xbox var, $279. Series S. Şurada yine direksiyon setimiz mevcut. Nintendo Switch de vardı bu tarafta, onu da göstereyim size. Burada da şöyle Nintendo Switch'ler var, $349. Burada da malzemeleri var. Burada da oyunlar var şu şekilde. Kollar $69. Oyunlar da $65, $15 bandında. Şurada da kulaklıklar var. Şöyle bunları da göstereyim ben size. Gayet güzel kulaklıklar. Dediğim gibi orada telefonların diğerlerini göstermedim. Çünkü ben başka bir mağazada zaten hepsini detaylı olarak göstermiştim. Burada da yine gösterebildiğim kadar sizlere gösterdim. Herhalde başka bir mağazaya gitmem artık. Hepsini gösterdim. Son kez şu şeylerin önünden. Buzdolaplar söyleyemiyorum da buzdolabı markalarına da bakalım isterseniz. $929 şu şekilde. Samsung'un başka bir modeli şöyle gösteriyorum ben size, bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Burada da Samsung'un başka bir modeli var yine. Buradakiler Türkiye'de bulunmaz diye düşünüyorum bu markalar, onun için pek göstermiyorum. Burada da elektrik süpürgeleri var, şöyle onları da göstereyim, sonra sizlerle otobüste görüşelim artık. Yazıcılar da şu şekilde. Epson'un $429, Canon'un $200. Bandında ilerliyor. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Gelip görmeniz daha iyi olur. Mağaza yetkililerine de teşekkür ediyorum izin verdikleri için. İlerleyen dakikalarda sizlerle görüşmek üzere tekrardan.
Evet arkadaşlar, çarşıda işimizi bitirdik. Size tüm gerekli bilgileri verdim ben. Kamera fiyatları olsun, telefon fiyatları olsun. Android, özellikle Android'i baz aldım bu sefer. Şimdi yemek yemeye Şırdancı Mehmet'e geldik. Erbil'de bildiğiniz üzere şubesi açılmış. Biz de denemeye geldik. Bakalım nasılmış yemekleri, hepsini sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar, yorucu bir gün sonuna geldik. Şu anda Erbil Otogarı'ndayım. Tekrardan Türkiye'ye dönüş yapacağım. Sınır bayağı kalabalık. 2-3 günde çıkmayı planlıyoruz. Çünkü gelince gördüm bayağı kalabalıktı. Gidince de öyle dedi kaptan abilerimiz. Bayağı kalabalıkmış. Videoyu bayağı detaylandırdım. Yani elimden ne geliyorsa sizlere göstermeye çalıştım. Ben yine toplam gideri videonun en sonunda, biliyorsunuz her Irak videosunu yaptığım gibi, evde oturarak sakin kafayla sizlerle beraber hesaplayacağım. Sizlere şimdi bilgi vermek istedim. Saatlerimiz 8'e 5 var. 8'de çıkıyoruz yolumuza. Hep beraber videonun sonunda sizlerle bakalım neler harcamışız. Neler gidiyor, ne masraflarımız gidiyor, onların hepsini tekrardan hesaplayacağız. Evet arkadaşlar, şu anda eve yetiştim. 17 saat sınırda kaldık dönünce. Irak tarafında bazı sorunlar vardı. Şimdi tek tek size ne giderlerim gitti bunları hesaplayacağım. Eğer Samsung Galaxy S23 Ultra almak için gidiyorsanız, Diyarbakır'dan gidiyorsanız, Diyarbakır Erbil, Erbil Diyarbakır, toplamda 1200 TL biletinize gidiyor. 150 TL pul parasına veriyorsunuz. S23 Ultra, ben videonun en başında bir yerde sorduk, 1150 dolardı. Sonra AVM'de gösterdim, 1100 dolardı. Ben 1100 dolara baz alıyorum. O da 21.120 TL yapıyor bugünkü kurla. Bugünkü kur 19,20'den hesaplanıyor. Otogardan taksiyle eğer şeye gidecekseniz, çarşıya gidecekseniz gidiştiriş 150 TL. Ama eğer family mall var hemen otogarın yanında, eğer derseniz oradan alıp çıkacağım. Orası yürüme mesafesi çok yakın. Taksiye binmenize gerek kalmaz. Yeme içme ortalama 200-300 TL gider. Toplam 23.000 TL size mal olur. Şu anda IMEI atılmıyor diye biliyorum S23 Ultra'lara, ama ilerleyen vakitlerde atılabilir. Türkiye fiyatı 40.000 TL. Siz bunların her şeyiyle beraber 23.000 TL alıyorsunuz. Gayet güzel bir telefondu. Ben S23 Ultra'yı baz aldım sizlere. Şöyle şeyi göstereyim ben. Dediğim gibi videoda da söylemiştim. Geçen aylarda Apple Watch Ultra aldım ben. Yine bu mağaza fiyatı 800 dolardı. Ben bunu 745 dolara aldım. 28 milyarlık olan saat orada yarı yarıya. Yani gayet uygun. Ev eşyalarının fiyatını da gösterdim size, ama onların çoğunun, hatta hemen hemen hepsinde vergi uygulaması var sınırdan geçtiğinizde. PlayStation 5 kesinlikle getiremezsiniz. Getirseniz vergisini ödüyorsunuz. O da Türkiye ile aynı fiyata geliyor. Tabi bu televizyon, buzdolabı falan içinde geçerli. Bu robotlardır, Dyson ürünlerdir. Bayağı popüler ürünler var. Onlar kesinlikle vergiye tabi tutuluyor. Ama saattir, kulaklıktır, telefondur. Telefonda şu şekilde sürekli soruyorsunuz. Kendi telefonuna gidersen bir telefon daha getirebilir miyim? Kendi telefonunuz Türkiye cihazıysa, faturası varsa kendi telefonunuza gidebilirsiniz. Döndüğünüzde bunu pasaportunuza yazdırırsınız. 3 sene boyunca telefon getiremezsiniz. Geldikten sonra E-Devlet'ten pasaportunuza işleyebilirsiniz telefonu. Sınırda herhangi bir işlem ücreti sizden alınmıyor. Sadece pasaportunuza bir sisteme geçiyor. O pasaport üzerinde 3 sene boyunca telefon getiremiyorsunuz. Geldikten sonra kaydınızı yapabilirsiniz 8 ay içinde. Çift sim modelleri bayağı var orada. E-sim, çift sim de var. Hepsini 8 ay kullanabilirsiniz. Aktarmak istediklerim bu kadardı. Yine sorularınız, aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.